İyi akşamlar. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Öncelikle canlı denen sektörüz. Sel felaketinde ülkemizin yaşadığı bu süreçte hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz oldu bugün 3 tane ailelere, ülkeye. Her gün değişik bir durum yaşıyoruz. Umarım ülkemiz, hepimiz bu kaostan, bu yaşadığımız süreçten sağlıklı biçimde çıkarız. Devletimiz, ülkemiz güçlüdür. Her zaman da çıkmıştır, gene de çıkacaktır diye düşünüyorum. Lig dediğim gibi herkese hayırlı olsun. Sizlere, medyaya, oyunculara, taraftara, herkese hayırlısı olsun. İyi bir sezon diliyorum. Biz özellikle rakibimizle ilgili geçen sene son 3-4 maçta üçlü oynayan, buna geçiş yapan, hocalarının devam ettiği, hazırlık maçlarında bu şekilde oynadıklarında savunma ve hücumu rakibe göre böyle çalıştık, böyle hazırlandık. Zemin dışarıdan yeni yapılmış iyi gibi gözükse de iki taraf içinde sakatlanma riskinin çok fazla olduğu bir zeminle mücadele ettik. Bunda da biraz bizim özellikle topa sahip olmada basit top kayıpları yaptık. Oyunun başında skoru elimize aldık. Oyunu daha domine oynayabilirdik. Rakibin özellikle kenar ortalarda çok etkili oluyorlardı. İlk golü bundan yedik. En büyük özelliklerinden bir tanesiydi. Bu oyun, ben biraz mükemmeliyetçi ve isteyen, PlayStation gibi isteyen bir teknik adam olduğum için çok tekrarlarım var. Bu bazen beni de yoruyor, oyuncuyu da yoruyor. Ne kadar ucumda iştahlı oynuyor ise, bu oyunun diğer bölümü de savunmada aynı şekilde iştahlı oynamamız gerekiyor. Bunda daha sezon başı bir takım eksiklerimiz var, takım savunmasıyla alakalı. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hücum oynarken de savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Başlangıçlar çok önemlidir. Özellikle hem Avrupa Kupası'na tur atlamak, hem lige böyle bir başlangıç yapmak, hedeflere doğru gitmekte, yani hem takımın beraberliğini, beraber hareket etmesini, oyununu, özellikle Trabzonspor seyircisinin de içine katılımıyla beraber hem savunmayı daha hızlı yapan, hem daha coşkulu oynayan ve onların desteğiyle beraber hedeflere adım atmaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz. Onun için oyuncularımı böyle bir başlangıç yaptıkları için, hücumda çok iştahlı oynadıkları için, skor elini aldıkları için, ama savunmadaki bütün onları da gerçekçi olmak lazım. Kendileriyle de paylaştım ve üzerinde çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Malatyaspor'a başarılar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Sezonun ilk müsabakası tabii 6,5 hafta hazırlıktan sonra kendi sahamızda Trabzonspor'la çıktığımızda kazanmak istiyorduk. 3 puanla başlamak istedik. Ancak oyunun gidişatı gerçekten bizim açımızdan çok kötüydü. Şöyle söyleyeyim. 3. dakikada yediğimiz bir gol, iki kişinin arasından kafa vuran rakip, arkasından 11. dakikada ceza sahasının üzerinde yine bir bireysel hatadan ikinci golü yedik. 3. golde de geçiş oyununda orada rakibimiz bunu zaman zaman profesyonelce yapıp foul pozisyonu yapabilirsiniz. Burak Özsünüz 3 oluyor. 3'ün arkasından arkadaşlarım, futbolcu kardeşlerimiz burada oyuna ortak olmak için elinden geleni yaptı. 3-1'i bulduk. Aslında 3-2'yi de bulabiliyorduk. Onun akabinde dakika 42, 4-1 ile soyunma odasına girdik. Tabii kolay değil. Bir hazır bir Trabzonspor vardı karşımızda. Aynı zamanda bireysel hata yapan bir Malatyaspor vardı. Yeni Malatyaspor vardı. İçeri girdikten sonra tabii futbolcularımıza ikinci devrede karakter göstermek durumundasınız. Çünkü kolay değil karşınızdaki rakip de klas ayakları var tabii. Yani sonuçta 5-1 mağlup olduk. 5-1 olmasına rağmen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki kaybettikten sonra böyle 5-1 kaybettikten sonra bunu değerlendirmek farklı oluyor. Ama inanın kendi sahamızda inanılmaz bu kadar gol pozisyonu da girmek de yani o golleri de atabilirdik. Sonuçta tabii Trabzon kazandı, haklı olarak kazandı. Tebrik ediyorum. Ama ona rağmen çok gol pozisyona girdik. Şimdi tabii biz kendimize baktığımızda eksiklerimiz ortada belli. Oyuna ortak olmak için arkadaşlarımız ikincileri elinden geleni yaptı. Maalesef kaybettik. Şimdi buradan tabii ders çıkararak önümüze bakacağız. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz neler? Hem oyun anlamında eksiğimiz tabii vardı. Bireysel hatalardan kaynaklanan.
Aynı zamanda tabii ki futbolcu anlamında, transfer anlamında bizim de burada eksiklerimizi biliyoruz. Yönetimimiz burada da çalışıyor. Futbolcuları transfer etmek durumundayız. Görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah onlar da katıldığı zaman çok daha farklı bir yeni Malatyaspor olacağını kesinlikle inanıyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum.